Recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Leyse lil insani illa ma sa'a küllü veşrebu ve la tusrifu. Beşerin saadet hayatiyesi, beşerin hayatının saadeti bir, iktisat, iki, say ve gayrette olduğunu ve onunla beşerin havas ve avam tabakası birbirlerine barışabilir diye. Şimdi hastalıkların, sıkıntıların kaynağından okuyacağım. İkinci emirda 100. 15-20 dakika inşallah. Medeniyeti garbi hazıra. Türkiye'de uygulanan Avrupa medeniyeti semavi dinleri tam dinlemediği için, bak, hastalıklar, maddi ve manevi hastalıkların kaynağından bahsedecek. Nereden türedi yani bu bizim bu sıkıntılar, panik ataklar, depresyonlar, bir sürü hastalıklar var yani. Kadın veya erkek hastalıkları hepsi. Ya bu şeyin içine ben iki paragraf ancak okuyabileceğim. Bak diyor ki bunlar, yani şu anda cemiyette yaşanan hayat, semavi dinleri tam dinlemediği için işine geleni dinliyor. Beşeri bir, hem fakir etmiş. Yani servet var. Varlık içinde kahtu gala diyor Abdülkadir Geylani. Yani insan öyle bir hırs vermiş ki mevcuda kanaat edemiyor. Dolayısıyla elindeki servete göre hedefi arasındaki öyle bir hedefleri var ki yukarıda, elindeki mevcut ona göre fakir. Fakir durumuna düşmüş. Yani fakir değil, varlık içinde kahtugala, yokluk. Beşerin hırsını artırmış, ihtiyacını çoğalttığından dolayı fakir etmiş. Beşer fakir. Birincisi bu. Fakir edip ihtiyacatı ziyadeleştirmiş. Affınıza sığınıyorum. Affedin. O da lazım. O da lazım. Oluyor lazımlık. Avrupa bilmem ne yapıyorsa adam burada aynı kaplığını yapıyor. Birincisi fakirlik. İkincisi ihtiyacı çoğalmış. Üç, iktisat ve kanaat esasını bozup israf ve hırs ve tamah ziyadeleştirmeye. İktisat, Ustad diyor ki Kastamonu 232'de, aranızdaki diyor kavganın sebebinin çözümü, yani kavgaların çözümü şu üç risaleyi beraber okuyun diyor. Aranızdaki kavga gider diyor. Üç risale. Neymiş? Bir tanesi. Hatırlayan var mı? İhlas. İhlas. Uhuvvet. İktisat. Biraz eksik oldu. Bir. İhlas. İki. Hucumat-ı sitte. Üç. İktisat. Kavgaların tamam. Çözüm için ihlas tamam. Hucumat-ı sitte, yani zındıkların bize giriş 6 tane zaaf kapılarımız. Zaaf kapılarımız. İktisadın ne alakası var kavganın çözümünde? Arkadaşlar, iktisat malını mülkünü böyle yerinde kullanmak falan değil sırf. Vahamiyetini göstermek için 5. şuada göstereyim size. İsraf eden onun damına düşer. Deccal'ın damına düşenler İsraf edenlerdir. İsraf, maddi ve manevi her uzvunu yerinde kullanmamaktır. Yani gözünü israf ediyor, aklını israf ediyor, kalbini israf ediyor, hayatını israf ediyor. Mal sonra geliyor, ya mal mülk sonra geliyor. Çünkü iktisat, âli bir ruhun düşünüşü ve eylemsel dönüşümündür, adıdır iktisat.
âli bir ruhlarda olur. Yani insanın maneviyatını bozan israftır. Maddi ve manevi. Öyle bedensel bir hayatı iktisat zannetmeyin. Ustad Bediüzzaman'ın iktisatçılığı diyor tarihçede böyle maddi şeylerle diyor ölçülmeyecek kadar. O diyor hayalini, maneviyatını, düşüncelerini, fikriyatını, gözünü kulağını diyor yerinde kullanacak kadar iktisatçıydı diyor. İsraf edince özel hayatında gerginlikler ve hırçınlıklar ve asabiliğin bir sebebi de odur. İsraf ta oradan başlıyor. 2, 3 dedik, iktisat, 4, kanaat. Kanaat yok. Dine kanaat yok, Allah'a kanaat yok. Allah'a kanaat yok, dine kanaat etmiyoruz. Ahiret vaat etti, ona kanaat etmiyoruz. Kanaat esasını bozup, israf ve hırs ve tamah ziyadeleştirmeye. Peki, israf, hırs, tama, doymamazlık çoğalınca ne olur? Onlar çoğalınca mevcut çalışman, servetin bu senin israfına, hırsına, tamana kafi gelmeyince seni şuraya itecek. Zulme, harama yol açmış. Harama yol açmış. Kanaatsızlıktan dolayı. Davaya kanaat edemiyor, kitap okumaya kanaat edemiyor, eşine kanaat edemiyor. Sağlığına kanaat edemiyor. Allah ile kanaat etmiyor yani. Kanaat ta oraya kadar gidiyor. Hem beşeri vesait-i sefahate teşvik etmekle o bir çare muhtaç beşeri tam tembelliğe atmış. Yani böyle televizyonlar, laptoplar, tabletler, cep telefonları, WhatsApp'lar, Facebook'lar hele onlar kesinlikle söylüyorum mezarlıklar haline gelmiş. O kadar inim inim inleyen canlı canlı cenazeler gömülmüş ki bir görseniz. Mezarlıklarla dolu. Facebook mezarlıkları. Bana sorun. Çünkü ayrılan insanları bana sorun. Karı koca ayrılanlar, çocuğunu bırakıp giden kadından, çocuğunu bırakıp giden erkekten, evini terk eden, malını mülkünü satıp o yolda harcayan. Ya... Beşeri, bak vesait-i sefaate teşvik etmekle, arkadaşlar bunlar gırdaptır, gırdap. WhatsApp'lar, Facebook'lar, tabletler, laptoplar, cep telefonu oyunları, bunlar televizyonlar, korkunç batakhanedir. Bunlar çekirdektir, cemiyet onun ağacıdır, açılımıdır. Yani sömürüyor, dima enerji imal eden bir jeneratördür, atölyedir. Kalp de öyle. İki tane farklı. Kalp hissiyatı imal eder, dima fikriyatı imal eder. Eğer ikisi imal edilmese maddi ve manevi insan çöker. Fikriyat bitmiş. Bakın bakalım metrolarda, otobüslerde bir tanesinin kafası yukarıda mı? Gömülmüş gitmiş. Oraya baktığını mı zannediyorsunuz? Oraya girmiş. Ölmüş, gömülmüş. Bitmiş, beyinler bitmiş. Çünkü beyin enerjisini seyrede de baka baka oynaya oyna beyin enerjisi yeni bir şey imal etmeye hatta yolunu bulmayı bile kaybetmiş. Dolayısıyla hissiyat kartla öyle duygular kaymış artık ne eşine ne işine ne aşına zaman ayıramamış sevememiş. Eve gidiyor telefonla oynuyor karısına kızına oğluna kocasına zaman ayırmıyor. Sabahtan akşama kadın mutfakta oturmuş, ona buna yazı yazıyor. Onun şeyini, bunun şeyini dolduruyor. İşte akşam ev karı acele acele bir yemek yapıyor. Zaten o hırçınlıkla gereken vazifeyi yapamıyor. Orası öyle, adam da öyle. Yani o bir köşede evde, o öteki köşede, o onunla muhatap, o da mı? Yani karıyla kim muhatap olacak, erkekle kim muhatap olacak ya? O köşede, o da o köşede. Daha yeni bir şey de çıkmış. Odadan çıkmıyor. Herhalde buraya kadar sıçramadı da Avrupa'da böyle. Kız odada, oğlan da öteki tarafta. Sen ne yapıyorsun? Kulaklık taktım hocam, ben de maç seyrediyorum dedi. Hanım da diziyi seyrediyor. İyi, beni de nereye koyacaksınız? Ben de geleyim sizin evinize ya. Yazık ya. Mezarlıklar haline gelmiş.
Bunu diyen de yok ha. Diyen de batmış. Mütearik cenazeler. Mütearik cenazeler. Hem beşeri vesait-i sıfate teşvik etmekle o biçare muhtaç beşeri tam tembelliğe atmış. Sahibi amelin şeftini kırıyor. Eşini kalkıp eşi nasıl gidecek işe? Nasıl kalkıp gideceksin işe? Şeft mi var? Bak sahip ve bak sahip çalışmaya ve amelin şeftini kırıyor. Hevesata, sefate sevk edip ömrünü faydası zayi ediyor. Ya hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri, muhtaç ve tembel ama çok talepçi. Artık ruh dolmayınca enerji yok arkadaşlar. Bir şey anlatacağım, gerisini siz dolduracağız. Bak, kafa jeneratör, elektrik imal ediyor. Evdeki aletler çalışacak. Kalp de atölye, elektrik imal ediyor, hissiyatı imal ediyor. Hissiyat. Sevgili arkadaşlar, kalp ve dima imal ettiği enerjiyi harici sebeplerle boşaltırsa özel hayatlar da bitiyor. Alaka, ilgi, muhabbet de bir enerjidir. Konuşmak da bir enerjidir. Yani gelirken işte zaten enerjiyi kaybettin. Metrolarda, otobüslerde, servislerde onunla oynarsan artık hanımınla, eşinle meşgul olacak ne haletin kalır ne enerjin kalır. Dolmamışsın ki enerjiyi boşatasın. Her şey bitiyor. Yani Galatasaray, Fenerbahçe tarafkirliğini boşatırsan Amerika'ya, Rusya'ya, İsrail'e tarafkirlik olmuyor ki. Maçta bitirdin zaten. Topraklama olmuş. Ondan sonra hırçınlaşmış, asabi, bunlar, bu tiplerden bahsediyorum. Hırçın, asabi, gergin, tatminsiz, doyumsuz, tamam. Böyle en şeyde şu, umraniyi versen asla memnun edemezsin. Yani hiçbir şeyle memnun edemezsiniz. Acayip yani, galeyip. İnsan suretinde mahluk. Hiçbir şeyle memnun edemezsin çocuğu. Kendisini de çok zeki, çok akıllı, yani seni de softa, bağnaz, geçimsiz, bir şey anlamaz, zavallı. Sıkışmış bu dört duvarın arasında, dünyada haberi yok. Senin dünya zannettiğinin takkemizi bir kenarına koyduk biz. Senin o dünyadan haberimiz yok. Senin rüyanda göremeyeceğin şeylerin haberdarıyız. Küfrani nimet etmeyeceğim. وَاَمَّا بِنِيمَةِ رَبِّكَ فَهَدِّثِ Belki ahirette belki rastlayacağın şeyleri haberdarıyız. Anladın mı? Yani bağnaz, geçimsiz, böyle seni bu hale sokan, diğerlerini küçümseyen, basit, ne anlatıyor, ne konuşuyor, o WhatsApp mezarlıkları, Facebook mezarlıkları, şehir mezarlığı da tarihi bir mezarlık. Çünkü senden önce o kadar mezarlıklı şey gömülenler var ki. Zannetme senin küçük dünyan, her şeyi biliyorsun. Senin küçük dünyanı millet kenara koymuş. Anladın mı? Ey bu mezarlık yapan, kendisinin her şeyi bildiğini tehlikesiz zanneden, bana bir şey olmaz diye, ben kontrolluyum. Hayır. Biliyor musunuz? Bu kadar geniş dünyaya baktığım halde, site ve bu kadar şeylerim olduğu halde, vallahi, billahi ve tallahi, 3 gün oruç tutmam lazım. Benim şahse meşgul olduğum Facebook'um yok. Benim adıma sitede çalışan arkadaşlar, o da var olan dersleri yayınlıyormuş, o kadar. Ne var bilmiyorum. Yok. Yok benim. Niye gireceğim? Enayi mi? Peki WhatsApp şeyimiz var. O da enfusi paylaşımlar yapılıyor. Siyasi, içtimai şeyle yapmak yasak. Ve yapılan dersleri, bu şu dersleri yayınlanmasına sebep oluyor. O kadar. Bitti. Mezarlığa girmek istemiyorum. Ölmeden önce mezara girmek istemiyorum. Bu sefer enerjim kısmen bende. Ve her saatte
her derse uygun haletim hemen hemen hamdolsun var. Çünkü harcamıyorum enerjisi aslında. Hasan abi bu noktada bir şey soracağım. Geçen Ataman abiyle biz bunu biraz şey yaptık da, münazara yaptık da, bizim kendi cep telefonlarımızda şey var, külliyat var. Dedi ki Ataman abi, orada okumayla burada okuma arasında da çok fark var dedi. Babasına rahmet. Efendim? Babasına rahmet. Amin. Bak aşağıda laptop şeyim var, tableti, külliyatı taşıyamıyorum. Bugün emirdam yok, bunları getirdim. Şimdi tablet de çıkabilir, tabletten de bakamaz mıyız yani? Bakarsın, bakarsın da. Şimdi çorba var, bir de baklava var değil mi? Şimdi sevgili kardeşim, şurada sirayet var. Benim kitapla, şu benim kitapla, bunun kitabı arasında fark var mı? Sen söyle, söyleyeyim. Sen kendi okuduğun kitabın var mı? Var. Var. Peki aynı kitabı dershanede tuttuğunuzda aynı haleti mi hissediyorsun? Farklı oluyor sana. Peki. Genelleştireyim, senden dışarı çıkarayım. Osmanlı'da yapılan camideki namazınla Cumhuriyet döneminde yapılan cami eşit mi? Aynen öyle. Ataman abi de vermişti bana. Değil. Değil. Çünkü niye biliyor musun? Sen bu okurken göz nuru çıkmıyor mu? Oraya yapışıyor. Orada sen varsın. Usta çınara yapışmış. 8 sene ayrıldıktan sonra ağlamış. Çünkü sirayet var. Allah Resulü'nün kaza ile senin kazan farklı mı? Niye farklı? O kazak kazaktır. Demek ki farklıymış değil mi? Veysel Karani'ye kazak göndermiş. Kazaktır. Oysa Veysel Karani peygamberden daha fazla ipi var, kazağı var. Çünkü develerin çobanı kazak şeyi, deposu. Ama dedi ki bu kazağı giydiğin zaman giymenin bedeli var, ücreti diyor. Giydiğin anda ümmetime dua et. Şimdi o zaman okumayalım diyorsun. Yani. Hayır okuma demedim. Sirayet dedim. Bak ondaki sirayet. Anlatayım. Okumaya demedim. Metroda, şurada burada, şunla buna ilk önce gemidesin, tamam mı? Tefekkür edeceksen birinci tercihin tefekkürün olsun. Çantada küçük kitabın yok mu? Koy bir tane. Yok. Otobüste o zaman günahla şunla buna meşgul olacağını aç. O şeyin cep telefonunda Risale aç. Ama bunu okumaya gelmez. Okuma değil, buna gelmez. Eve geldin. Niye telefonunu açıp okuyorsun? Kitabına sirayet yaptır. Ya ben düşündüm şimdi. Neyse bu konuşmayacağız. Ben şey düşündüm, şöyle düşündüm. Tamam, tamam. Mesele bu. Eğer de kitabını okuyacaksın, sirayet edecek karşılıklı. Gemiyle giderken denizi tefekkür edeceksin. Metrolarda insanlardan kurtulmasın cep telefonunu aç, Risale'yi okuyacağız. Okunmaz demiyorum. Varken okunmaz. Buradaki okuma ile cep telefonda okuma dallar kadar fark var. Cumhuriyet döneminde yapılan cami ile Osmanlı'nın camii arasındaki namaz kılmak gibi. Veya şu andaki şu dershanedeki atmosferle senin evindeki salon aynı. Yok ya, hiç alakası yok abi. Açık konuştum valla. Metrekare. Ne var burada peki? Metrekaresi büyük. Hatta evde Risale nerede okuyorsunuz? Yatak odasıyla Risale okuduğun oda, salon arasında bak bakalım, içeri bir girin. Bu dersten sonra akşam bir bakın. Tamam mı? Mesela senin şeyini söylüyor. İki odaya girmişim. Senin. İki odadaki haleti değişiktir. Hemen hissedilir. Evet. Hem beşeri vasıtayı sefaate teşvik etmekle o biçare muhtaç beşeri tam tembelliği atmış, sahibi amelin şefkini kırıyor, hevesata sefaate sevk edip ömrünü faydası zayi ediyor. Bir nefes almak ne demek olduğunu astım hastalarına sorun. Yoğun bakımda nefes alana sor. Bir nefes almak nedir? Laptoplarda, şeyde, bilgisayarlarda, cep telefonlarında oynamanın ne demek olduğunu yoğun bakımdaki nefes alanlara sor. Yoğun bakımda olana sor. Hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri hasta etmiş. Her anne hemen o hepimizi kattın.
%99 sen hariç istisna bomba patlaması için. Çocuğunda hepsi rahatsız. Çünkü çocuk ya hırçın, ya sabırsız, ya tahammülsüz, ya saygısız. Sebebi oynadığı oyunlarla beyin ve kalbin iman ettiği enerji topraklamayla gitmiş, anneyi ve eve ve okula harcayacağı, kitap okumaya harcayacağı enerjisi yok. Yok, yok. Televizyon da oluyor değil mi? Televizyon zaten koyduk kenara. Kimsenin evinde o televizyon olmadığı için. Televizyonda konuşmuyor. Çünkü Devri Hoca dedi ki ona ne kadar elinde bulundumsa o kadar aldılar diyor. Hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri oturuyor. Laptopunda veya telefonunda video ve oyun oynuyor kız. Kız. Ayşe. Kızım. Sesim. Anne ne oldu anne gene? He anne. Ya bunu yapacaktın. Aa şimdi bulaşıkmış. Hala. Öyle oynuyor. Şimdi kraliçe hayal dünyasında yaşayan gelip de mutfağa nasıl girecek? Çocuk nerede? Sanal bir ortamda. Televizyonlarda, odasında. Oo, babaya bak. Televizyon almış, tuvalette de koymuşlar. Sofra da var. Tuvalette de var, cep telefonu açıyor. Ondan sonra ve hocam, zamanınız var mı? Gelin çocuğu okutsanız. Ne ben okumuyorum ki. Ne alakası var okumayı söylüyorum. Niye? Ondan sonra ne okuyacak? Çocuk ağlıyor. Çocuk işiyor. Çocuk hırçın. Çocuk laf dinlemiyor. Çocuk saygısız. Çocuk korkuyor. Bilmem ne. Kardeşim biz şey miyiz? Nasıl? Çapaz tanesi. Tahrip olmuş. Çocuğun beyninin ve kalbinin iman ettiği enerjiyi kendine sarıyor. Ya. Ne yapmış bak ne diyor. Hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri hasta etmiş. Suistimal ve israfat ile yüz nevi hastalığın sirayetine, intişarına vesile olmuş. İsraf anlıyor musunuz ne demek istiyor burada? Anladık mı biraz? İsrafın başka boyutu. Ha, o israf hayatı, bedensel hayatı tamamen kökten bitiriyor. İşini bitiriyor. Halsız, takatsız, güçsüz, mantıksız, kafasız, kapsız, sabırsız, anlayışsız, sevgisiz, muhabbetsiz bir mahluk. Yürüyen cenaze. Haftada birkaç defa gusle mecbur ediyor. Bak ne diyor? O alet var ya, o vesayeti sefaate teşvik etmiş o alete, insanı da muhtaç ve tembelleşmiş beşeri hasta etmiş, suistimal ve israfat ile, israf ile, yüz nevi hastalığın sirayetine, intişarına vesile olmuş. Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyli sefaat ve ölümü her vakit hatıra getiren kesirti hastalıklar ve dinsizlik ceyranlarının o medeniyetin işlerine yayılmasıyla intibaha gelip uyanmış beşerin gözü önünde ölümü idam-ı ebedi suretinde gösterip her vakit beşeri tehdit ediyor. Bir nevi cehennem azabı veriyor. Dün birisini getirmişlerdi, geldi. Adana'dan böyle çocuk bana bakıyor. Kaç yaşındaydı? 16 mı? Odama aldım vesaire. Böyle. Böyle sen tutacağım ki. Böyle gelmiş böyle. Belki ilgilensen ama benim işim o değil. Bitmiş, sömürülmüş. Çökertilmiş. Çökertince zeka öne çıkmış, akıl aşağı düşmüş. Hayat anlamsızlaşıyor. Hani toplumda zındık komite, bu basın, medya zekayı pompalamış. Zeki insan, dahi insan, zeki insan, dahi insan zirve yaptırmış bunu. Oysa zekavet ve deha aklın sıfatıdır, içeriğidir. O insanın aklını önüne geçerse hayatı anlamsız olur. Hayat anlamsız olursa intihar seçenek oluyor. Akıl önde olması lazım, zeka aşağıda olması lazım.
Muzdarip olanlar, intihar edenler zeki insanlardır. Aptal ve gerizekalı insanlar değildir bunlar. Çünkü hayat anlamsız oluyor. Abi her şeyin ifrat şeytandan ifrat şeytandan tefrit nefse emare edendir diye biliyoruz. Yani burada Hasan abi yani vasatta kalacağız. Biz muhabbet ve şefkatte de mi israfa gitmeyeceğiz? İktisatta. Evet. Muhabbet ve şefkatte de öyle. Muhabbette de öyle. Muhabbet ruhsal ifrat-ı muhabbet, ifrat-ı şefkat ruhsal illettir. Öyle insanlar biliyorum ki ifrat-ı şefkattan intihar etmiş. Çıkamamış içinden. Biloko olmuş. Kendi merhametine, şefkatine alem İslam'daki durumu sığdıramadığı için çıldırmış ya. Bunlar zeki adamlar mı? Zeki adamlar. Eğer aklı olsaydı kendini kontrol ederdi. Güzel. Zeki nasıl anlarsın? Kendini kontrol edemeyen, kaptırabilen zekidir. Akıl demek şu. El yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıl ben bana yeter, ben beni idare ederim deyip kitap okumayan, derse gidemeyen zekidir. Ve belayı sarar kafasına. Eğer ben bu akılla, bu akıl yapılmadığına göre bu akıldan önce akıl olması lazım. Buna tabi olmam lazım. Vahye tabi olup laf dinlerse, birinci derste dedim, bir laf dinlerse, laf dinleyenlerle beraber olursa, bu akıl ereğine, aslına, ustasına bağlı olur. Vahye bağlı olur, akıl önde olur, zeka arkada olur. Vahye bağlı olan, o da kitap okur, derslere de gider, elinden geldiği kadar terkleri yapar. Terkleri yapar. Zeki insan 10 dakika televizyon seyreder, 2 cüz okur sonra. Akıllı insan 2 cüz okumaz, 10 dakika televizyonu da seyretmez. Sabaha Kur'an okuyacağına 10 dakika televizyon seyretme. Sabaha ibadet edeceğine. Çünkü dinde la ilahe'den sonra illallah var. Birincisi takva, ibadet yapmak. Sabah ibadet, gündüz oruç tutmak değil. Meniyattan ve günahlardan içtinab etmektir. Meniyat defi mefasittir. Eylem değildir. Eylemsizliktir. Terktir. İkinci sarramı yapmamaktır. Zaten kendisi söylüyor aşağıda. Nereden çıkartıyorsun diye. Zaten kendisi izah ediyor. Diyor ki bak takva meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Meniyat ve günahlar ikisi lügatta aynıdır. Alakası yoktur. Meniyatı söylüyor. Neymiş meniyat? Defi mefasittir. Meniyattan defi mefasittir. Peki günahlardan o nedir? Terk-i kebairdir. Birisi terk, ötekisi, bak birisi defi mefasit, mefsedetleri, kötülüğe götürecek şeyleri terk etmek, zatında haram değildir telefon. Televizyon zatında haram değil, harama götürüyor seni. Seni mezar, sana mezar olur. Defi mefasit. Yani şurada ne diyor? Vesait-i sefaate teşvik ediyor o aletler. İlk önce terk arkadaşlar. Terk. Sahabe ibadette yükselmemiş. Terklerle yükselmiş. Terk. Bir gün bir rüyada kapıyı çaldım bir saraya. Dedi kapıyı açtı. Pasaportun var mı dedi. Pasaportu verirken dedim pasaportta ibadet yazıyor. Burada ibadet geçmez dedi. Onun ibadetin geçmediği yer nasıl olacak? Ötekisi adam geldi. Terklerini yazılan yeri bana ver cüzdanı dedi. İbadeti yapan cüzdanını değil, terklerini yazan cüzdanı ver. Neleri terk ettin? Buraya giriş sebebi terklerdir diyor. Ne kadar terklerin varsa o kadar girersin. Terkler. Terk edeceksin kardeş. Terk edeceksin.
deşet aldı. Ve deşet alıyor. Bak takva, sabaha namaz kılmak, Kur'an okumak, gündüz oruç tutmak değil. Takva, meniyattan bir. Artı günahlardan iştinab etmek. Terk etmek diyor bak. İştinab terk. Meniyat aşağıda izah ediyor. Lugata bakma, aşağıda söylüyor. Defi ve fasit. Günahlar, terk-i kebair. O da terk. O da terk. Defi ve fasit, terk-i kebair. Terk. Takva, tek, terktir, terk. Cüzdanı verdim. İbadet yazıyordu cüzdanıma, pasaport. Bu saraya ibadetle girilmez dedi. Ben de içimden diyorum ki, onun ibadetin geçmediği neresi ya? Hemen öteki başka bir memur vardı. Buraya terklerini yazan cüzdanını ver. Terklerini ver. Terklerle girilir buraya, bu saraya. Terk. Beşeri muhtaç ve tembel ve hasta etmiş ısır. Şaka geliyor değil mi? Ben bir şeyi şiddetle men etmek için veya bir şeyi dehşeti göstermek için zannettiğimi zannediyorsunuz değil mi? Bu din adına, din adına olmayan bir şey demekte kadar zalim kim var? Siz şunu mübalağa zannediyorsunuz değil mi? İki tane cüz okuyacağına 10 dakika televizyonu terk et. Onu mübalağa zannediyorsunuz değil mi? Ya defi mefasit, terki kebair, ibadetlere galip gelmiş, haramla farz çatıştığı zaman haram işlememek için farzı terk edin. İbadetlerde riya girebilir ama terklerde riya yoktur. Terkler halis bir ihlastır. Terk ibadettir. Ya vesvese ve şüpheler nereden geliyor? İkinci lemada günahlardan hasıl olan şüpheler ve vesveseler nevzübillah kalbini, batını kalbe İşleyip siyahlandır ve siyahlandıra nur imanını çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Şüphe ve vesveseler kebairlerden, günahlardan oluyor. Ya. Şu okuyorum, bitiriyorum. Hem şu şiddetli buraya okuduk. Şu şiddetli ihtiyaç ve meyli sefaat ve ölümü her vakit hatıra getiren kesetli hastalıklar. Artık 16 yaşında bile ölüm benim için dedi ki, o diyor ki 16 yaşında daha çocuk. Hayat manasız hocam diyor. Yani tat vermiyor oldu. Hayat bana tat vermiyor dedi. Ondan sonra oradan kalk bir bardak su ver desen böyle ağır çekim gibi 16 yaşında zıpkın olması gereken ağır çekim gibi ya öf, ya anne ya tamam baba getireceğim. Niye kalkamıyor? Kalkamaz ki, kalkacak ceren yok. Koltukta yığılmış, televizyon seyreden boşalmış. Hadi git hadi yatağına git, yatını göreyim hadi koltuktan. Yok öyle demlenecek. O iki saat, bir saat toparlayacak o jeneratör, vücut enerji imal edecek. Koltuktan yatağına gidebilecek kadar. Bu nedir? Bu ne anlatmak? Şiddetli ihtiyar, meyli sefahat ve ölüm her vakit hatıra getiren kesretli hastalıklar. Kesetli hastalıklar ve dinsizlik ceylanlarının o medeniyetin içlerinde yayılmasıyla. Ceylanlar böyle neler sokuyor. İntibaha gelip uyanmış beşerin gözü önünde ölümü idam ebedi suretinde gösterip her vakit beşeri, yani öyle tehdit ediyor ki ölümü, idam ebedi, sonsuz ayrılık, yok olmak. Böyle bir imaj veriliyor. Böyle bir görüntü. Çizgi filmlerde böyle. Bana bir Avrupa filmi söyleyin de kiliseyle olan bir manzarası resmi olmasın. Ya kiliseyle başlıyor. Ya kiliseyle bitiyor. Ve kilisede işleniyor. Biz kimiz? Amerikan filmleriyle uyutulan, İsviçre kanunları ile evlenen, Alman kanunları ile ticaret yapan, İtalyan hukukları ile yönetilen, Yahudi ticaret anlayışı ile ticaret yapan, öldüğü zaman İslam'a göre gömülen
bir anonim şirketi aşure gibi bir mahlukuz. Veyahut da öyle yapılmaya çalışıyor. Amerikan fiilimleriyle uyutulan. Altı çizilecek bir cümle kaldı. Evet. Ben yeni geldim. Bir hafta olmadı. Orada Fransa demin. Almanya'da bir kilisede bana kimse yoktu. Ondan sonra dedim ki ben burada bir Kur'an okuyacağım. Millet şaka zannediyor. Ben böyle 11 dakikamı yedi. Belki de 15 dakikadır. 16 dakika. 16 dakika. Orada gayem şuydu. Amerikan filmleriyle uyutulup subliminal yapılan içlerimize, içine kim seyretmişse içine giriyor ya, o kiliselerle semboldür arkadan sokulmuş. Onlar zehirlenenlere panzehir olsun diye kilisede Kur'an okudum. Onu ses olarak sitede de konmuş. Gayem şu, okuyan ben, okunan süre aynı, mekan aynı olmadığı için mana değişiktir. Aynı ben, aynı süreyi camide okuyayım, aynı ben, aynı süreyi dershanede okuyayım, tefsiri farklıdır. Eğer ben kilisede aynı süreyi, kilisede okuduğum süreyi dinlerse, kiliseyle alakalı endeksli filmlerden alınan pisliklerin panzehiri olur. Allah bana nasip etti. Ama nasıl mücadele ettik? Ben bunu okumak için girmedim oraya. Ama soğuk. Dedim kiliseye bakayım. Çünkü benim kanıma, kemiğime işlemiş mücadele ya. Ona dedim ki oradakilere rahat dur da. Gittim dedim ki oradakilere. Ustad da yapmış kilise Erek Dağı'nda. Dedim buradan çıkın ben namaz kılacağım. Kilisede. Dediler ki burası kilise, cami değil dedi. Dedim ki insan oğlu rüyü zeminin halifesidir. Her yer benim için mescittir. Burası kilise dedi, kılamazsın. Ben burayı kılacağım ve burayı terk edeceksiniz. Ondan sonra terk etmediler. Ben de kilisenin kapısını kapattım. Girmiştim, kapan çıktı. Kapattık. Savaşımız başladı. Ondan sonra o savaşta muvaffakiyetime dair 16 dakikamı okudum. Tamam mı? Ondan sonra onu bitirdikten sonra süreyi bitir demedim. Orayı bitirdikten sonra namazı kıldık ama o muvaffakiyetin sembolüdür. O 16 dakika o Kur'an. O savaşın şeyidir. O süreyi hakikatıdır. Peki ne işe yarayacak? Dedim ya ben bunu niye? Ben bunun için yapmadım ve bilmiyordum. Ben bu işi bilmiyordum. Sonra okudukça bu diyor senin Müslüman Nurcu kardeşlerin o Amerikan filmleriyle kilise sembolleriyle, ritüelleriyle zehirlenen ruhlara panzer olacak inşallah dedi. Çünkü onunla sokulmuş, ben de orada soktum şeyi, iğneyi. Abi orada bir hakları var sizin üzerinizde yalnız. Tebliğ etmeden okudunuz. Hafız'a söyledim ki, Hafız böyle böyle benim talim hocam. Dedi ki kapıyı kapatmasaydım, kapattım. Peki İslamiyet'i tebliğ ettin mi dedi. Etmedin. Dedim ki ey Allah'ın kulları la ilahe illallah Muhammedur Resulullah İslamiyet'i yenen yok. Ne yaptın? Paldır küldür girdin mi bu işe de? Bize fırçaydı ne abi? Ya hocam geliyor abi. Çünkü yani ölüyor ya. Ölüyor. Biz de Allahu Ekber ya. Kur'an acayip bir şey ya. Vallahi Kur'an bana böyle su gibi geliyor ya. Yemin ederim o şey olarak değil, böyle inanç olarak anlatmıyor. Vallahi su gibi lezzetli geliyor. Çünkü Kur'an bu değil. Bu elimizdeki musaftır. Benim sistemde o şekil sese dönüşüyor. Benim Kur'an'ım oluyor, enerjidir o. Hangi cins ses varsa o cinsten enerjidir. Enerji yani pozisyon. Ben Kur'an'ı size söylüyordum zaten. Yani sevap diye okumuyorum. Enerji dolmak için okuyorum. Allah yazarsa yazar tabii. Ben bu için okuyorum hakikaten. Canım sıkılıyor, Kur'an okuyorum. Başım ağrıyor, Kur'an okuyorum. Tamam. Böyle sıkılıyorum, Kur'an okuyorum. Geçen işte Hamburg'daydım. Abi dedi cemaat salonunda seni bekliyor. Vallahi başım ağrıyor dedim. Abi şu an ben dedim biraz okuyayım ondan sonra. Tamam içeri dedi ki abi dedi aspirin içiyor dedi de baş ağrıt biraz sonra gelecekti. Ondan sonra okudum. Sen mi söylüyorsun? Bir geçtim. Bir baktım şak diye kafam açıldı. Demek ki sadır vardı. Tak
Ondan sonra ve 3 sene veya 5 sene önce aynı saatte nerede bir günah işledimse onun aktif olma hali. 3 sene 5 sene önce o saatteki bir işlediğim günah beynimi bloke etti. Başım ağrıdı. Ondan sonra biliyorum ki Charles dayatıyorsun Kur'an'ı. Bak ilk 3 dakika falan sıkıntı yapar. Ondan sonra bak nasıl açılıyorsun. Motor açılıyor. Kur'an ilaçtır, ilaç. Kur'an enerjidir. Kur'an güçtür. Şekli sese dönüştürüyoruz. Ses enerjidir, pakettir. İçinde başkası var o seste. Kilisedeki Kur'an sitede var mı? Var. Çünkü diyor 430 sözlerde diyor ki kelam ilahi ilim, irade, kudreti tazamun ediyor diyor. O Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in İhdina sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mevzûbi aleyhim ve nallallim. Bu şekil değil artık. Ses, enerji. Ne var içinde biliyor musunuz? İlim, irade, kudreti tazamun eden kelam ilahi. Vallahi. Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti tazamun ediyor. Ne kadar tesir eder? İtikadı ne kadar varsa. Hamim Ayn Sin Kaf. Elif Lam Mim. Ya Yasin vel Kur'anil Hakim. Sad vel Kur'an-i Zikru. Ta Kaf vel Kur'anil Mecid. Nun vel Kalemi ve ma yesturun. كافها يا عين صاد حميم طه طاسين ألف لام را ألف لام ميم صاد. İlim, irade ve kudreti tazamun eden Kur'an. Kafanızda bir boşluk olmadı mı? Rahatlama yok mu? Gevşedik. Ne acayip bir şey değil mi? Hele bir, bak sırrı söyleyeyim, mübalağa yok. Şu aletiniz acayip bir armoni ol. Üçe tamamlayayım, hepten geçersiniz. Eğer 7 okuyayım, mübalağa etmiyorum, burada %70'iniz uyursunuz. Ve bunu yapan insanı. Allah Allah. He? Allah. Deneyelim o zaman. Acayip uykuyu et yani. Peki, bu okuduğum şeyle yetinelim, daha devam etmeyeyim. Arkadaşlar, Allah için bak, terk edin. Kur'an'ınızdan lezzet alırsınız. Allah'tan lezzet alırsınız. Peygamber'e imandan lezzet alırsınız. Kur'an'dan lezzet alırsınız. Namazdan lezzet alırsınız. Yemin olsun nefsim yedi kudretinde olan Allah'a ki su gibi namazımdan lezzet alıyor. Lezzet alıyor. Terk nispetinde. İbadet ettiğimde değil. Terklerle. Dışarıdan geliyorum, namazım yağsız tuzsuz oluyor. Dersten geldiğim halde. Masadan kalktıktan sonra
oturuyorum namaza, Allahu Ekber, bitesin gelmiyor ya. Arkadaşlar, terklerinizi çoğaltın, Allah'ınızdan, imanınızdan, peygamberden, ahirete imandan. Böyle, ölüm o kadar güzel gelecek ki size, itimat edin bana. Vallahi bazen böyle keyif veriyor ya ölüm, inan. Ölüm şey, mert. Böyle bir acayip oluyor karşın ya. Böyle bir tuhaf yani. Allah'ın dediği yani. Zindani dünyadan, bostan önü cinana bir şey halet veriyor böyle. Bir tuhaflık oluyor. Yani ölüm kadar lezzetli bir şey olamaz ya. Keyifli bir şey olamaz ya. Çünkü niye? En keyifli Allah'tır. Allah'a kavuşturan bir yöntemdir. Farz, haramın mukaddemesi haram. Farzın mukaddemesi farz. Allah'ın mukaddemesi, Allah neyse kavuşmak, onun yöntemi senin gördüğün gibi olamaz. Ya. Dedi ki Yavuz'a, Haşmettin dedi, Rabbine kavuşma günü geldi. Lala mıydı? Lala, biz ondan uzak mıydık ki kavuşacağız? Şimdi aruz demiş değil mi? Evlilik gecesi. Yani lezzetlerin en şeyi dünya cihetiyle o da bir şey değilmiş. İsteyene ver onu. Çünkü mevt zindani dünyadan bostani cinana Rabbine kavuşma. Rab nasıl bir şey ki korkuluyor? Sebebi korkumuzun kaynağı terkleri yapamamaktan. Tamam mı? Kur'an'ı kendin okuyacaksın. Sese dönüştüreceksin. Çünkü masandaki Kur'an değil, musaftır. Onu insan denilen sistemde o potansiyeli harfi atıp Nun vel kalemi ve ma yesturun Yasin vel Kur'anil hakim اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات عارفة تركتين غير